Eski alışkanlıklar son günlerde tekrar yükseltmeye başladı. Manşetler atılıyor. Karargah rahatsız. Karargah rahatsız falan değil. Birilerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'de milletin seçtiği sivil iradeyle hükümetle uyumlu çalışmasından rahatsız olduğu aşikardır, onda şüphe yok. Herkes kendi işine bakacak. Medya kendi işine bakacak. Bürokrasi kendi işine bakacak. Askeri bürokrasi kendi işine bakacak. Hükümet de kendi işine bakacak. Mevcut hükümet milletin vermiş olduğu reylerle, desteklerle, milletin vermiş olduğu yetkiyle iş başındadır ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de mevcut hükümetin emrindeki kuruluşlarımızdan birisidir ve böyle olacaktır. Bir manşet atacaklar, Türkiye'de yeniden millete nizam vermeye gayret edecekler. 15 Temmuz fitne hareketinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ne kadar ağır bedeller ödettiğini en iyi şekilde bilen şu andaki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yöneticileridir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerine 15 Temmuz sadece içindeki birkaç tane asker kılığı içerisindeki hain ve eşkıyanın varlığı dolayısıyla değil, onların ortaya çıkardığı güvensizlik ortamı dolayısıyla tarih boyunca ordumuza en büyük zararı vermiştir. Merhaba gençler, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Azerbaycanlı mısın? Teşekkür ederim. Uğur Bey. Üniversitelere gelmek çok hoşuma gidiyor. Öğrencilerle sağ olun. Merhaba gençler. Sizi temin ederim ki bu toprakların tarih boyunca gördüğü en büyük ihanet hareketi 15 Temmuz FETÖ'nün ihanet hareketidir. Ve Allah'a çok şükür milletin zaferiyle bitmiş, millet hainlere haddini bildirmiştir. Milletin bütün değerlerinin değiştirilmesi gerekir ki Türkiye muasır medeniyetler seviyesine çıksın. Gelin bu milletin ayına bir şey yapın dendiği zaman bunların zihniyetleri buna müsait değildir. Milleti dönüştürmeye gayret ederler. Onun için 18 sene camilerinden bu ülkenin Tanrı oğludur, Tanrı oğludur, Tanrı'dan başka yoktur tapacak diye bir sesi tam 18 sene ezan diye bu millete zorla dinletirler. Sinan Çetin'in 2,5 dakikalık bir filmi var. O filmi izleyin. Ne söylediğimi bilenleriniz var değil mi aranızda? Ha, Mutlu, Mutlu bu bir emirdir diye bir film. 2,5 dakika. Keşke olsaydı da burada da gösterseydi. Tamamen doğru hikayeler üzerine yazılmış bir filmdir. Köylü yerde, köy odasında Çaykovski'yi dinlemek mecburiyetindesiniz. Ordunun derelerini söyleyemezsiniz. Samsun'un kavaklarını söyleyemezsiniz. Yasaktır. Çünkü bunlar geri bir milletin geri kültürüne aittir. Bunların değişmesi lazım. Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına gönderirken de aslında sadece 3 kişinin fani cesetleriyle uğraşmıyor. O 3 kişinin cesetleri ve kişilikleri arkasında milyonlarca milletimizin ferdinin geleceğiyle uğraşıyor ve onlara haddini bildiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu zihniyet dünyası Allah'a çok şükür artık yıkılıyor. Bir avuç azınlık sırça saraylarda oturarak artık bu memlekette kimseyi hizaya sokamazlar. O devirler geride kaldı. Köprünün altından çok sular geçti. Milletin nasıl hareket edeceğini biz gösteririz. Millet istediğimiz istikamette gitmezse millete de haddini bildirir, hizaya sokarız. Darbelerin ardındaki bir numaralı neden budur. Bir zihniyet meselesidir. Bu zihniyet meselesi büyük oranda değişmiştir Allah'a çok şükür. Bundan sonra ayak oyunlarıyla Cumhurbaşkanı seçme devri geride kaldı. Cumhurbaşkanlığı kapalı kapılar ardında siz seçmeyeceksiniz. Cumhurbaşkanlığı bundan sonra doğrudan doğruya ben seçeceğim, millet seçeceğim dedi. Ve millet
referandumla yapılan değişiklikle 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçerek cumhurbaşkanlığı makamına oturttu. Bu zihniyet bütünüyle tasfiye oldu mu? Kıyıda köşede duruyorlar. Bir taraftan bekliyorlar. Sutrenin gerisindeler. Bir kısmı kılıçlarını biliyor. Bir kısmı aman şu millete bir fitne içerisine nasıl sokarız, yine bizim devrimiz gelir diye ellerini avuşturuyor. Ama artık ellerini avuçlarını yalarlar. Bu millet 15 Temmuz'da ne kadar büyük bir millet olduğunu herkese göstermiştir. Bir daha bu zihniyette Türkiye'de aman vermeyecek, geçit vermeyecek ve müsaade etmeyecek. Eğer Özal'ın elinde bütün yetkiler olsa, çatışmacı bir sistem olmasaydı bugün ne Musul sorunu olacak, ne Telafer sorunu olacak, ne Kerkük sorunu olacaktı. Hatta dahasını söyleyeyim. DAEŞ diye bir örgüt ortaya çıkmayacak, belki PYD diye bir örgüt de ortaya çıkmayacak. Ama maalesef çatışmacı ve çift başlı yönetim Türkiye'ye çok büyük ağır faturalar ödettirdi. Onlardan birisi de budur. Birileri Türkiye'nin kendi bölgesinde güçlü bir ülke olmasını asla istemiyor. Büyük oyunu görmeden, büyük resmi görmeden bu coğrafyada ne olduğunu anlamak mümkün değildir. 15 Temmuz bu puzzle'ın sadece parçalarından birisi. Bakıyorsunuz evet bir parça. Tek başına ona bakarsanız bir şey anlamazsınız. Onu yerine koyup tam olması gereken yere koyarsanız büyük resmin parçasını oluşturuyor. Bu coğrafyada Osmanlı'dan sonra derlenmeyi, toparlanmayı sağlayacak tek ülke Türkiye'dir. Biliyorlar ki bu coğrafyada oynanan bu hain oyunun farkına varan, varacak olan ve bu oyunu oynatmayacağız. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Suriye demektir. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Irak demektir. Güçlü bir Türkiye, Filistin meselesinin çok daha güçlü bir şekilde ayakta olması demektir. Güçlü bir Türkiye, Afrika uluslarının sömürülmesine müsaade etmemek demektir. Güçlü bir ülke, Türkiye, Allah'ın izniyle Asya'daki mazlum milletlerinde huzur içerisinde yaşaması demektir. Şunu söylüyorum, bu milletin böyle bir özelliği var. Zulme direnir, sonuna kadar direnir, can pahasına direnir ama zalimlerin yüzüne bakmaz, zalimlerin adını anmaz. Hiç şüpheniz olmasın, nasıl bu adamların ismini hatırlamıyorsanız, birkaç sene sonra şu FETÖ denilen herif var ya, o adamın da ismini hiçbiriniz hatırlamayacaksınız. Bunların hepsini, PKK'nın adamlarını, DAEŞ'in adamlarını, FETÖ'nün adamlarını, bunların hepsini tarihin o pis çöp tenekelerine atacaksınız. Bu milletin böyle bir özelliği var. Dün akşamın hatırası.